gözlerimizin önünde gasp edilen halklarımızı geri almak için, irademize sahip çıkmak için burada toplanıyoruz. Bugün de bu gece saat 12'de yarın Hakkari'de yapılacak olan büyük mitinge katılım sağlayacağız. Türkiye'nin dört bir yanından bu mitinge katılım başladı. Dersinden katılanlar olarak saat 12'de Yeraltı Çarşısı'nın üzerinde coşkuyla kitlesel bir şekilde bu mitinge katılacağız. Tüm halkımızı bu direnişimizi omuzlamaya, mücadelemizde yan yana durmaya ve Hakkari'de güçlü bir ses olmaya davet ediyoruz. Halklarımızı gasp eden AKP iktidarına bu kez boyun eğmeyeceğimizi ifade etmiştik. Her seferinde Kürt düşmanlığı politikalarıyla elimizden belediyeleri alan bu faşizme dur demenin zamanı geldi de geçti. 2016, 2019 ve 2024. Alamadığı belediyelerimizi bu kez yine en iyi bildiği şeyle irademizi gasp ederek alıyor. Ama bu kez biz AKP iktidarına belediyelerimizi vermeyeceğiz. Belediyeler bizimdir, gaspınıza izin vermeyeceğiz şiarıyla bu akşam Hakkari'ye yola çıkıyoruz. Tüm Dersim halkını da bu coşkulu katılıma omuz vermeye, desteklemeye davet ediyoruz. Hakkari'de bugün seçilmiş iradeye karşı savcıların kovuşturma ve soruşturmaları gerekçe gösterilerek en hafif tabiriyle bir idari darbe, bir siyasi darbe yapıldı bu halkın iradesine. Bu siyasi darbe planlanırken, yapılırken şu gözetiliyordu. Halkın iradesi üzerinden bir tasarrufla sadece ram politikaları değil, bir insan tipolojisi. Orta çağda şekillenmiş alogen denilen ne tam yurttaş ne tam köle ikisinin arasında bir insan tipolojisi yaratma aslında politikası biraz da bu. Biz böyle okuyor, böyle görüyoruz. Bu iradeye karşı kayyumcu anlayış, irade gaspı anlayışı Hakkari'den tüm bölgeye bunu yayma gibi bir derdi var. Bunu geçmiş pratiklerinde de görüyoruz. Bu yayılma pratiğine karşı göstereceğimiz demokratik refleks, sokak refleksi, hukuki reflekslerimiz belirleyici olacak. Bilimsel olan, teknik olan, akli olan ve emekten yana olan anlayış tam da bu. Bu anlayış karşısında bugün hukuki olarak da alınan kararın yanlış olması, yöntemin iki kere yanlış olması, henüz hakkında masumiyet karinesini bile gözünde bulundurmayan İçişleri Bakanlığı apar topar kayyum iradesiyle belediye yönetimini, halkın iradesini gasp etmiş. Belediye meclis üyeleri içerisinde eğer hakkında bir soruşturma veya kovuşturma veya hakkında bir iddia varsa veya hakkında bir suç kesinleşmiş suç varsa belediye meclis üyeleri içerisinden seçilmesi gereken bir belediye başkanına karşı yine idari bir darbeyle kayyum anlayışını tesis etmeye çalışıyor. Bu yaşamın